Evet sevgili arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar biz birlikteyiz. Adım adım bağlama öğreniyorum sayfamızda. Kayıtlarımızı yapamadık uzun süredir. Özür dileriz çünkü kameraman arkadaşlarımız koronadan dolayı başka taraflarda olduğu için. Ama artık yavaş yavaş artık tekrar adım adım bağlama noktasında sayfamızı Doğan Müzik etiketiyle YouTube sayfamıza atmaya başladık. Bugünkü dersimiz akort yapma. Uzun süredir sayfama da zaten akortla alakalı. Akort yapamıyoruz diye arkadaşlarımız yazıyorlar sevgili arkadaşlarımız. Önce onu bugün halledelim. Nasıl akort yapılır? Kısa bağlama. Bağlama düzeni. Şu an kısa bağlamamız elimizde. Bağlama düzeni zaten. Çaldığımız bağlama düzenidir. Şu olarak bağlama düzeninde akordunuz nasıl yapılır? Onu göstereceğim ben size. Bu meseleyi de bir bitirelim. Bundan sonra akortlarımızı kendimiz evlerimizde akort aletleriyle ya da akort sistemi telefonlarımıza indirebilirsiniz. Telefonlarımızdan da yapabilirsiniz. Akort sistemleri. Biz böyle büyük bir şeyimizi açtık. Laptopumuzu açtık büyük bir şeyimize size göstermek için net olarak. Ben oturayım o zaman yerime. Yerime. Fatih'cim teşekkür ederim. Bize eşlik ediyor Fatih kardeşim. Kendisi avukattır ama bizi kırmadı. Bugün de birlikteyiz. Ali dayı da aramızda zaten. Sevgili Ali dayı da bize destek veriyor bugün. Evet şimdi akordumuzu yapmamız için bakın en alt telimiz genelde en alt boş telimizi E'ye çekeceğiz sevgili arkadaşlar. Orta akordumuz bu bizim. 3 telimiz birden 1, 2, 3 tane telimiz var. E olacak. Ben bunu tahtaya da hatta bir kenarı yazayım. Olmasa biraz sonra yazarım ben. Şey olarak. En alt boş telimizi E'ye çekeceğiz. Yani sıfırdan alarak bir bakalım bir. Şurada E tam ortada yeşili gösterecek. Fatih'cim onu bir göster. Ben mesela bakın en alt telim E. Burada E3, E4 diye gösteriyor da normalde E yaparsak. Evet, şu an gördüğünüz gibi E'yi bulduk. Şu 3 telimizi birden, bakın bunu sıfırdan alacağım ben. Boşa çekiyorum mesela. Şunu sıfırdan çektiğiniz zaman en sıfırdan bakın. Yavaş yavaş sıfırdan getireceğim. Burgumuz ilk alt tel çeliğimiz şu. Çelik telimizi. Bakın ağır ağır çekiyorum. Çok sürat çekmeyin. Bir anda kopartırız. Bir de gaza gelmeyin. Çok çekmeyin. Kırılır telimiz. Dikkat edin yani. Akort yapmak çok önemli. Çok tehlikeli bir de. Ama yaptıktan sonra basit. Evet. Şu an bakın E'ye doğru geldi. Bu çok oynuyor bizim bu aletimiz ama. Evet şu an tam E'yi bulduk. Gördüğünüz gibi yeşili tam ortaya geldi. Gördüğünüz gibi alt tel. Orta telimizi de orta tel yani orta dediğim alt telin orta ikinci telimiz. İkinci çelik de şu. Bunu da aynı şekilde buraya getireceğiz. Bakın. İkisini de aynı yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın iki telimiz de aynı oldu. E oldu alt telimiz. Bir geriye neyimiz kaldı? Bam teli. Bunu da sıfırdan alıyoruz. Hepsini sıfırdan alırsanız ona göre daha rahat yaparsınız. Daha iyi olur sizin açınızdan. Evet iki telimiz tamam. Uyuştu. Biraz sıcak ev sıcak olduğu için. Bakın. Alt telimiz ne oldu? E. Konuşunca şeyler giriyor. Rakamlar değişiyor da konuşmadan. Evet gördüğünüz gibi
Şifreyi yakaladık. Demek ki alt telimiz bizim. En alt boş telimiz. Boş. Şu an en alt boş telimiz neymiş? E. Yani biz de bunu mi diyoruz. Akort cihazlarında e gösterir. Normalde mi'dir yani. Bilginiz olsun. En alt boş telimiz neymiş? E. Notaya göre mi. Mi sesi. Boşta en alt boşta. Üçünü birden uyuşturdum. Şu an üçü birden uyuşmuş oldu. Şimdi bağlamada, kısa bağlamamızda yani bağlama düzenimizde re, mi, fa, sol. Şu ses şuraya göre ayarlıyoruz orta boş teli. Bakın şu ses gördüğünüz gibi sole bastığım zaman orta boş teller buna aynısı olması lazım. Eşit olması lazım. Şimdi burada da aynı şekilde sıfırdan alırsanız şuraya bastığımız zaman bakın. Bunu getirelim oraya kadar. Bu da sıfırdan buraya kadar. Bu da ne oldu? Bu da A oldu. Orta boş telimizde bizim neymiş? A'ymış. A yani bağlama üzerinde La demek. A, La demek yani. A. Yani en alt boş telimiz E, orta boş telimiz A olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Buraya basınca bakın eşit oluyor. Tutması gerekiyor burayla. Re, mi, fa, sol yani şu. Kısa bağlama düzenimizde gördüğünüz gibi. Şimdi orta boş telimizi bunu da şuradaki 1, 2, 3, 4, 5. burgumuz. 5. burgumuzu da ikisi bu, bununla ikisi olan. Şununla ikisini birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu da ne oldu? A oldu. Şuraya bastığım zaman gördüğünüz gibi sol sesimiz bizim bu. Orta telde re mi fa sol bağlama düzeni çalanlar sol. Sole bastığımız zaman bu da gelmiş vaziyette. Evet. A gördüğünüz gibi A. A 3 olması önemli değil. En alt boş telimiz E. Orta boş telimiz A oldu. Buraya bastığımız zaman evet. Aynı şekilde de en üst boş telimizi de B yapacağız sevgili arkadaşlar. B olacak. Yani şuraya basacağız. Karar la'mız var ya bizim bağlama düzeninde. Karar la'ya basınca en üst boş tellerde buna uyuşmuş olacak. Yani mesela şunu biz bu da sıfırdan çektim. Aynı oldu. Bakın bu da neymiş? B'ymiş. En üst boş telde B'ymiş. Buna eşitledim. Ondan sonra en üst bam telimiz. En üst bam telimiz. Bunu da sıfırdan alırsak. Bakın. Çekiyorum. Tamam. Bu da tamam. Bakın en üst boş telle burası da aynı oldu. Şimdi karar vurduğum zaman la karar şey oldu. Ama karar bizim bağlama üzerinde karar sesimiz bu. La deriz buna biz. La deriz ama burada ne oldu? B olmuş oluyor. Yani şu an en üst boş telde B. Kararı basınca da yani C sesimiz. Karar komple C oldu. Yani. Biraz karışık gibi gözüküyor ama bunu biraz uğraşırsanız bunu çözeceksiniz. Şimdi en alt boş telimiz neydi? Bir daha tekrar ediyorum ben. En alt boş telimiz E. Öbür ismiyle mi diyoruz biz. Boş teli mi. Piyanonun mi'si yani. Piyanonun mi. E ve mi aynı ses. Onu bir kenara bir kesinlikle yazın. E ve mi sesimiz aynı. E yani bu dijital platformda gördüklerinizde bunları E yazarlar. E demek mi demektir. Bilginiz olsun. En alt boş teli mi yaparsanız tamamdır. Orta boş tel akor sisteminde A olacak. Gördüğünüz gibi burada da A. A olacak akor yapımında. A da bizde La. La, piyanonun La'sı sevgili arkadaşlar. En üst boş telimizde B. B oldu.
En üst boşluğumuz da B. Piyanonun C yani C olmuş oluyor. Piyanoda C. Bir daha söylüyorum ki kafanıza tam yerleştirin. Buna göre çalışırsınız. Dikkat edin akortu yaparken dediğim gibi. En alt boş telimiz E. Piyanonun Mi'si. Orta boş telimiz A. Piyanonun La'sı. La. En üst boş telimiz C. C yani B. B ve C aynı. Bu zaten piyano dilinde, müzik dilinde de zaten bunlar böyle. Karar sesimizde ne olmuş oluyor haliyle? Ne gösteriyor Fatih'cim burada? Karar. B gösteriyor. B neydi yani? Si. Karar yapıyoruz. Kısa bağlamalarımıza, bağlama üzerine çaldığımız zaman çok çekmiyoruz. Yani sapı attırmasın, bağlamanın sapını attırmasın diye. Ha yarım ses daha çekebiliriz. Yarım ses çekersek bu sefer F olur alt tel. Alt teli F, yarım ses çekilir ama çok gergin olur. Yarım ses yarım ses incelir. F olur en alt sesimiz bu sefer. Orta telimiz La'ydı. La diyez olur. Yani si bemol olmuş olur. Yani la diyez. Yarım ses çekeriz. En üst telimiz de si idi. Do olur yani. Ona hani çok karar ses illa do çekeceğim dediğin zaman çekin. Ama kısa süre sonra işiniz bittiğin zaman biraz düşürün. Çünkü ileride sap atma sorunu olur. Bağlamamızın sapı atar. Bu sefer değiştirmek zorunda kalırsınız bağlamalarınızı. Ondan dolayı en makbul bizim derslerde de çaldığımız ses karar olarak şu. Gördüğünüz gibi si. Şimdi bir daha bir gösterelim Fatih'im, bitirelim ondan sonra. Şimdi en alt boş telimizi neye ayarladık? E. Görüldüğü gibi E. Orta boş telimiz A. A. En üst boş telimiz B. Yok söylediğim gibi artık sevgili arkadaşlar bunu böyle çalışırsınız. Kararımız B oldu, C oldu yani. B demek C demek. Akortlarınızı böyle rahat rahat yapabilirsiniz. Tabii ki telleri dediğim gibi sıfırdan alacaksınız. Bakın en alt telde 3 tane telimiz var. Çelik ve bir bam. 1, 2, 3 şu gördüğünüz gibi. Bunlar en alt teller. Yaptıktan sonra bunlar ne olacak? E olacak. 1, 2, 3, E. Orta tellere geliyorum şu orta tel. Yani... Orta boş tel A, şu. Şunlar gördüğünüz şu ikisi tel. İki. Alt tellerimiz şu üçü. 1, 2, 3. Çelikler ve bam. E. Buraya geldik. A. İki telimiz. Orta. Orta kalın tellerimiz şu ikisi. Bura ve bura. En üst tellerimiz de şunlar. Çelik ince ve kalın bam. Buraya göre yapabilirsin. Bunlar da B. Kararımız neydi? B'ydi. Adım adım bağlamada görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah en kısa zamanda bu korona da biter. Daha derslerimizi hızlandırırız. Abone olmayı da unutmayın adım adım bağlamamızı sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esenliklerle kalın.